Hoş geldiniz millet. Yine bir Don't Starve Together videosu ile karşınızdayım. Bugün sizlerle beraber mağaralardaki ruinler hakkında konuşacağız. Ruin videoları da ayrı ayrı olacak. Bu videoda ruinlere neden gitmeliyiz, bunlardan bahsedeceğim. Diğer videolar ise ruinlere hazırlık ve ruinlerdeki yaratıklar hakkında olacak. Öncelikle şunu söylemek gerekirse burası gerçekten fazlasıyla tehlikeli bir yer. Eğer buraya gelmek istiyorsanız bunu sakın unutmayın. Hazırsak başlıyoruz. Öncelikle ruin nedir onu bir açıklayalım. Ruinler mağaralarda yer alan bir yerdir. İçerisinde farklı canavar ve bosslara sahip, aynı zamanda çeşitli yapılar barındıran bir yer. Bunların yanı sıra son derece nadir kaynakların da bulunduğu yer yine burası. Ruinlerin aynı normal dünyada olduğu gibi bir zaman döngüsü var. Bu döngünün ismi kabus döngüsüdür. Bu döngü ruinleri etkileyen bir döngüdür ve 4 aşamadan oluşur. Sakin aşama, uyarı aşaması, kabus aşaması ve şafak aşaması. Sakin aşamada kabus ışıkları kapalı olur, yani sizi rahatsız eden gölge yaratıklar çıkmaz. Yerde bulunan antik şekiller mavi rengi alır. Arka planda herhangi bir ses duyulmaz. Uyarı aşamasında kabus ışıkları biraz açılır, ancak gölge yaratıklar çıkmaz. Yerde bulunan antik şekiller gri rengi alır, hafiften sesler duymaya başlarız, antik heykeller parlamaya başlar. Kabus aşamasında kabus ışıkları tamamen açılır ve gölge yaratıklar çıkmaya başlar. Yerde bulunan antik şekiller kırmızı rengi alır, yüksek sesler duyulabilir. Antik heykeller tuhaf bir şekilde parlamaya başlar. Bu heykellerin ağzından ve gözlerinden Nightmare Fuel akmaya başlar. Bu aşamada eğer heykelleri kırarsanız gölge yaratık çıkma şansı vardır. Burada bulunan maymunlar gölge maymunlara dönüşür ve saldırgan olurlar. Ayrıca bu aşamada depremler daha sık meydana gelir. Şafak aşamasında kabus ışıkları açık kalır ve gölge yaratıkları çıkmaya devam eder. Yerde bulunan antik şekiller gri rengi alır, arka planda hafif sesler duyulabilir. Antik heykeller parlamaya devam eder. Maymunlar hala saldırgan bir şekilde gölge maymun formlarında kalırlar. Bu döngüleri nasıl takip edebiliriz diye merak ediyorsanız size iki şey söyleyeceğim. Bunlardan birincisi Tula Sight madalyonu yapmak. Bu madalyon sayesinde ruinlerdeki döngüleri takip edebiliyoruz. Sakin aşamada madalyon bronz renkte olur. Uyarı aşamasında madalyon hafif kırmızı renkte olur. Kabus aşamasında madalyon kıpkırmızı yanar. Şafak aşamasında ise madalyon ilk halindeki rengi geri döner ama unutmamak lazım ki hala tehdit içermektedir. Burada sizlere önereceğim ikinci şey ise bir mod. Nightmare Phase Indicator modu. Bu mod sayesinde oyun ekranımıza bir gösterge ekleniyor. Bir sonraki aşamaya ne zaman geçeceğimizin geri sayımını yapıyor. Ekstra olarak bu modda şafak aşaması mor renk ile gösteriliyor. Aklınızda bulunsun. Bence ruinler için gerekli bir mod, kullanmanızı tavsiye ederim. Oyunun orijinalliğini bozduğunu düşünüyorsanız ilk söylediğim şeyi yapabilirsiniz. Peki ruinleri nasıl buluruz? Aslında dünyanızı nasıl keşfediyorsanız mağaraları da o şekilde keşfederek yeraltı haritasını açmanız gerekiyor. Mağaralarda eğer etrafta bir sürü sütunlar görüyorsanız ve bulunduğunuz alanda yabani otlar varsa ruinlere yakınsınız demektir. Daha sonrasında da keşfetmeye devam ettikçe antik yapılar görmeye başlayacaksınız. Şimdi geliyoruz asıl sorumuza. Ruinlere neden gitmeliyiz? Ruinlere gitmeliyiz çünkü çeşitli nadir kaynakların bulunduğu yer burası. Peki bu bahsettiğim nadir kaynaklar neler? İlk olarak gear'lar. Ruinlerde bunlardan tonlarca bulabiliyorsunuz. Ruinlere indiğiniz zaman buradaki broken clockwork'lerden ve damaged clockwork'lerden bolca gear toplayabiliyorsunuz. Tabii ki bu gear'ları kendi dünyamızdaki robotları öldürerek de elde edebiliyoruz. Ancak önemli nokta şu ki buradaki gear'lar bizlere çok da yeterli olmuyor. Yazları eşyalarımızı ve yapılarımızı korumak için daha fazla ice flingomatik yapmamız gerekebiliyor. Ya da buzdolabımız bizlere yeterli gelmediği için daha fazla buzdolabı yapmamız gerekiyor. İşte tam olarak bu yüzden buraya gelmemiz gerekiyor. Ayrıca unutmamak lazım. Eğer WX78 oynuyorsanız kendinizi güçlendirmek için de yine buraya gelip gear toplayıp yemeniz gerekiyor. İkinci olarak da çok fazla ıvır zıvır bulabiliyoruz. Ivır zıvırdan kastım mezarları kazdığımız zaman bulduğumuz şeyler. Biliyorsunuz ki bunları Domuz Kral'a verdiğimiz zaman bizlere altın veriyor. Ruinlerde bu ıvır zıvırlardan en çok bulduklarımız Frazed Wires ve Melty Marbles. Eğer Domuz Kral'a Frazed Wires verirseniz 5 altın kazanıyorsunuz. Eğer Domuz Kral'a Melty Marbles verirseniz 4 altın kazanıyorsunuz. Yani eğer siz Domuz Kral'a 40 tane Frazed Wires verirseniz toplamda 200 altın kazanıyorsunuz. Tabii ki altın kazanmanın pek çok yolu var. Ancak ruinlere kısa bir yolculuk yaparsanız uzun bir süre altına ihtiyaç duymayacaksınız. Üçüncü olarak çok fazla gölge yaratık var. Bu olayda bizim çok fazla ruh toplamamıza olanak sağlıyor. Nightmare Fuel yani bu ruhlar aslında gayet önemli bir kaynak. Daha iyi silahlar ve zırhların yapımında kullanabileceğimiz gibi ayrıca daha birçok şey için de bu ruhlar kullanılıyor. Ruinler Nightmare Fuel toplamak için harika bir yer. Dördüncü olarak oyunda bulunan 6 tane değerli taşın hepsini burada ruinlerde bulabileceksiniz.
Yine bu taşlar da bizlere oyunun ileriki aşamaları için gayet lazım olan şeyler. Bazı taşları ruinlere inmeden de elde edebiliyorsunuz tabii ki. Ancak illa mavi taş bulmak için kışın gelen buzul kurtları ya da kırmızı taş bulmak için yazın gelen ateşli kurtları beklemenize gerek yok. Ruinlere inip bütün taşlardan bolca bulabilirsiniz. Kırmızı, mavi ve mor taşları sınırlı sayıda da olsa bir şekilde bulabiliyoruz. Ancak turuncu, sarı ve yeşil taşları en rahat ruinlerden elde edebileceğiz. Ayrıca turuncu, sarı ve yeşil taşları ile aletler ve eşyalar yapmamızı sağlayacak makine ise yine ruinlerde bulunuyor. Ancient Suda Science Station. Bu yapının yanında son derece güçlü eşyalar yapabiliyoruz. Burada üretebileceğiniz eşyaların çoğu ruhlar ve sadece ruinlerde bulabileceğiniz Tula Site kullanılarak yapılabiliyor. Ayrıca tabii ki yine az önce bahsettiğim nadir taşlar da kullanılıyor. Tabii ki Suda Science Station'ın yanında yapabileceğiniz aletlerin hepsinden bahsetmeyeceğim. Ancak size fayda sağlayabilecek birkaç eşyadan bahsetmek istiyorum. Öncelikle zırhlardan başlayalım. Üzerimize giyebileceğimiz zırhlardan biri olan Tula Sight Suit. Tula Sight Suit'in özellikleri gelen hasarın %90'ını emiyor. Ayrıca zaman içerisinde akıl sağlığımızı biraz da olsa arttırıyor. Marble Suit gelen hasarın %95'ini emiyor. Ancak Tula Sight Suit daha dayanıklı bir zırh ve akıl sağlığımıza da katkıda bulunuyor. Tula Sight Crown'a gelecek olursak kafamıza taktığımız bir zırh. Gelen hasarın %90'ını emiyor. Size vurulduğu zaman %33 şans ile koruyucu bir güç alanı oluşturur. Bu güç alanı 4 saniye sürer ve ateş hasarı hariç tüm hasarları engeller. Birazcık da olsa etrafınızı aydınlatır. Ayrıca sersemletme etkilerine karşı bağışıklık kazanırsınız. Tabii ki iyi hoş ama küçük bir dezavantajı var. Güç alanı tarafından emilen hasarın %5'ini akıl sağlığımızdan götürür. Güç alanı bir kere oluştuktan sonra 9 saniye içerisinde bir daha oluşmaz. Bu özellikler sayesinde bosslar ile daha kolay kapışabiliyoruz. Sizlere önerebileceğim silah ise Tula Sight Club. 59 hasar vuran bir silah bu. Evet, temel hasarı Dark Sword'dan daha az. Ancak vuruşlarınız %20 şans ile yerden gölge dokunaçlar çıkartabiliyor. Bu dokunaçların her biri 34 hasar veriyor. Ayrıca bu silah elinizdeyken hareket hızınız %10 artıyor. Aynı zamanda Dark Sword'dan daha dayanıklı bir silahtır. Bu yüzden vurduğu hasarı değil de kazandırdığı özellikleri göz önünde bulundurmalıyız bence. Bir diğer eşyamız ise Magiluminescence. Üzerimize taktığımız zaman etrafımız birazcık aydınlanır. Bu ışık sayesinde geceleri Charlie'nin hasarından korunabiliriz. Ayrıca hareket hızınız %20 oranında artar. Azıcık da olsa üzerimizde olduğu süre boyunca akıl sağlığımızı arttırır. Bu eşya sayesinde bosslara daha kolay vurkaç atabilirsiniz. Bossların saldırılarından daha rahat kaçabilirsiniz. Ayrıca geceleri rahat bir şekilde savaşabilirsiniz. Özellikle zorlu bosslara karşı gayet işe yarayan bir eşya. En nihayetinde özetleyecek olursak, kendinizi daha güçlendirmek istiyorsanız elbet bir gün buraya gelmeniz gerekecek. Ayrıca oyunun pek çok gizemli olayı var. Ruinler de onlardan bir tanesi. Yapacak bir şey bulamayanlar için de gayet keyifli bir uğraş. Kendinizi cesaretlendirin ve buraya gelin. En azından deneyin. Ölebilirsiniz, evet, ama pes etmeyin. Araştırmaya devam edin. Don't Starve'ı keyifli yapan noktalardan biri de bu. Keşfetmek ve her an tehlikede olduğunu hissetmek. Evet dostlarım, bugünlük benden bu kadardı. Umarım yardımcı olabilmişimdir. Video hoşunuza gittiyse beğenip paylaşmayı, aynı zamanda yeni videolardan haberdar olmak için de abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.